gerçekleştirilen uzaktan eğitim seminerlerinin bir başkasıyla birlikteyiz. Daha önceki seminerlerimizi farklı hocalarımızla beraber yapılmıştı ve siz dinlemiştiniz. Bugün sizinle beraber bu seminer çerçevesinde Türk kültür tarihi için çok önemli olan iki eser ve iki şahsiyet üzerinde konuşmak istiyorum. Hepinizin de aslında çok yakından bildiği, en azından isimlerini ve eserlerini bildiği iki büyük şahsiyet ve iki tane büyük eseri sizinle tanıtmaya, buradaki fikirlerin Türk kültür tarihi açısından bizim için ne ifade ettiğini açıklamaya çalışacağım. Bu iki şahsiyet Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Acip ve elbette ki kıymetli eserleri Kutat Kubilik ve Divan Lügat Türk. Eserler bir medeniyet inşa edebilir mi? Medeniyet inşası ne şekilde olur? Ya da medeniyetler ve kültürler eserleri nasıl ortaya çıkarır? Bir eserde medeniyet ve kültür nasıl yoğrulur? Bunlar üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bu bağlamda Avrupa medeniyeti dediğimiz medeniyetin kültür kodlarının saklandığı bir şahsiyet ve bir eser üzerinde kısaca durmak istiyorum ki Kutat Kubilik ve Divan Lügat Türk, Türk kültür tarihi için neden önemlidir? Biraz daha açıklanmış olacak. Söz konusu eser Machiavelli'nin Prens ya da Hükümdar olarak bildiğiniz, tanıdığınız eseri. Bu eser 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyılın ortasında yaşamış olan Machiavelli'nin eseri ki bugün bildiğimiz Avrupa medeniyetin bütün kültür kodları aslında bu eser çerçevesinde oluşmuştur. Ne diyor Machiavelli? Kısaca bir iki fikrinden bahsettikten sonra Kutat Kubilik ve Divan Lügat Türk'ü bu bağlamda açıklamaya çalışacağım. Machiavelli laik devlet düzenini benimsiyor. İktidarın da kime ait olacağının devletin gelişmesi ve sürdürülebilirliğini sağlanabilmesi bakımından oldukça önemli bir konu olduğuna değiniyor. Söz konusu Hükümdar adlı eserinde hükümdar olan kişinin halkın arasından sıradan bir kişi olduğuna değindikten sonra babadan oğula geçen ve aynı sınıf içinde el değiştiren bir yönetme yetkisine karşı bir duruş sergiler. Ayrıca sıradan bir insanın iktidarı nasıl elde edebileceğinden de bahseder. Ona göre mühim olan sonuca ulaşmaktır. Yönetici aslan kadar güçlü, tilki kadar da kurnaz olmalıdır. Bu yüzden ahde vefanın ihlalinde meşru görür. Machiavelli'nin ifade ettiği iktidar ve yönetme yetkisi, yani gücü hiçbir zaman sınırlandırmaması, bugün Avrupa medeniyetinin davranış tarzını da belirleyen önemli noktalardan bir tanesi. Machiavelli, hükümdarın halk tarafından hem sevilir hem de korkulur olmasını öngörür. Hatta bunu öğütler. Ancak bu iki şey arasında, bu iki duygu arasında tercih yapılacaksa halkın yöneticiden korkmasının daha önemli olduğunu ifade eder. İnsanların intikam duygusunun çok önemli olduğunu ve intikamın mutlak bir şekilde güçle sonuçlandırılmasını ve sonuçlanmasını ister. Ama bu sonuçlandırma birinin iyiliğine değil. Yani intikam karşı tarafın kendisinden intikam alan taraftan bir daha intikam alamayacak hale getirilmesi şeklinde neticelendirilmesi fikrindedir. Yani karşınızda bir düşman varsa bu düşmanı bir daha size kin ve nefret güdemeyecek biçimde bastırmak gerektiğini savunur. İnsan büyük bir dehaya ve erdeme sahip olmadıkça hükmetmeyi bilmesi çok az bir olasılıktır diyor. Çünkü sıradan bir vatandaş olarak yaşamaya alışmıştır. Bu önemli. Erdem konusu Kutat Kubilik'in de önemli bir hususiyetidir. Ama demin bahsettiğimiz noktalar, Machiavelli'nin gündeme getirdiği noktalar aslında bu erdem konusuyla herhangi bir şekilde
uyuşmayan, bağdaşmayan hususiyetlerdir. Evet, Machiavelli bir dünya düzeni sunuyor, bir yönetme düzeni sunuyor. Ve bu yönetme düzeninde aslında insan devlet söz konusu olduğunda hiçbir şekilde bir önem ifade etmiyor. Halbuki bizim kültür evrenimizde insanın çok büyük bir değeri ve önemi vardır. Elbette ki en erdemli ve önemli, saygıdeğer olması gereken kişi de hükümdardır. Bunun da bir takım şartları var. İşte bu şartlar bizim kültür çevremizi oluşturan Kutadgu Bilig ve Divan-ı Mügat Türk'te çok güzel ve ince şekilde Kaşgarba Mahmut ve Yusuf Has Hacip tarafından dile getirilmiştir. Divan-ı Mügat Türk'le Kutadgu Bilig'e baktığımızda iki farklı metotla Türk kültür tarihinin anlatıldığını görüyoruz. Kaşgarlı Mahmut, Türk kültür tarihinin, Türk yaşantısının, Türk bilgeliğinin dış tarafını, yani hayata ilişkin tarafını bize anlatmaya ve açıklamaya çalışmışken, Kutadgu Bilig bu kültür hayatının, medeniyetin iç tarafını, duygusal tarafını, bu kültür kodlarını oluşturan yönleri bize anlatmaya ve açıklamaya çalışmıştır. Peki bu iki büyük eserin meydana getiricisi kimdir? Ne anlatmışlardır? Bu noktalara artık girme zamandır diye düşünüyorum. Kaşgarlı Mahmut kimdir? Aslında eserinde bize söylediklerin dışında çok fazla bir malumata sahip değiliz Kaşgarlı Mahmut hakkında. Kendi künyesini eserinde verir. Mahmut bin Hüseyin bin Muhammed El Kaşgari şeklinde kendisini tanıtır. Doğum yeriyle doğum ve ölüm tarihleri kesin olmamakla beraber son dönemde yapılan araştırmalar onun Barskanlı olduğunu gösteriyor. Bir görüşe göre 1008'de doğmuş, 1105 yılında 97 yaşındayken vefat etmiştir. Bu görüşü tasdik eden bir kanıt, onun Divan-ı Mügat Türk'ü tamamladığında yaşının ilerlemiş olduğunu ifade etmiş olmasıdır. Kaşgarlı Mahmud'un ailesiyle de ilgili bir takım görüşler var. Yine son yıllarda yapılan araştırmalarda bu ortaya konmuştur. Buna göre Kaşgarlı Mahmud, Karahanlı Devleti'ni yöneten yönetici sülalenin bir mensubu, bir ferdi, bir prens. Ailesinin yine Han sülalesine mensup başka kişilerce suikaste uğratılmasından sonra kendi vatanını terk etmek zorunda kalmıştır. Kaşgarlı eserinde kendisiyle ilgili verdiği bilgilerde bu konuya uzaktan değinir ve Han soylu olduğunu şu ifadelerle dile getirir. Bizim atalarımız olan beylere hamir derler. Çünkü Oğuzlar emir diyemezler. Elif harfini H'ye çevirirler. Babamız Türk illerini Samanoğullarından alan beydir diyor. Yine Divan-ı Mügat Türk'ün ön sözünde başka bir yerde ben onların en uz dillisi, en açık anlatalı, akılca en incesi, soyca en köklüsü olduğum halde ifadeleriyle kendisinin soyca seçkin olduğuna işaretlerde, değinmelerde bulunur. Kaşgarlı Mahmut bir tesadüf eseri. O suikasten kurtulur, memleketini terk eder. Bu sırada başlamış olduğu eseri içinde malzemeyi tahminen bu sürgün yıllarında, yani memleketini terk ettikten sonra Türkistan coğrafyasını gezerek derlemiş olmalıdır. Uzun süreler, uzun yıllar muhtemeldir ki Orta Asya'nın ya da Türk'ün yaşadığı aşağı yukarı o tarihlerde 11. yüzyılda bütün coğrafyaları gezerek eserine alacağı malzemeyi toplamış, derlemiş, daha sonra eserini tamamlamak üzere Bağdat'a geçmiştir ki o yüzyıllarda Bağdat'ta aslında bir Türk şehridir. Selçuklu yönetiminde büyük Türk yığınlarının, Türk nüfusunun toplandığı bir şehirdir.
Kaşgarlı, demin ifade ettiğimiz, onların en uz dillisi, en açık anlatalı, akılcı en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargı kullananı olduğum halde, onların şehirlerini, çöllerini baştan başa dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini, kafiyelerini belleyerek faydalandım. Öyle ki ben de onlardan her boyun dili en iyi yolda yerleşmiştir. Ben onları en iyi surette sıralamış, en iyi düzenle düzenlemişimdir şeklindeki yine ön sözde yer alan ifadeleriyle eserine ilişkin malzemeyi gerçekten dolaşarak birebir görüşmelerle elde ettiğini de yine kendisi kendi cümleleriyle bize ifade ediyor. Kaşgarlı Mahmut Bağdat'ta eserine son halini veriyor. Bu bölgeye geldiğinde bölge Türk Oğuz hakimiyetindedir. Bu sebepledir ki Araplara önemli mevkilere gelmek için Türk dilini öğrenmelerini tavsiye eder. Yine standart dilin dışında en çok Oğuzca sözcüklere yer vererek Oğuzların 22 boyunu damgalarıyla birlikte gösteriyor ki bu durum Selçukluların bölgede ve bu arada Anadolu'da da sağladıkları üstünlük dolayısıyladır. Kaşgarlı Mahmut eserine çeşitli Türk boylarından kelimeler almıştır. Ama bunları standart Türkçeden, o günkü Hakaniye lehçesi dediğimiz ya da Karahanlı Türkçesi dediğimiz Türkçeden sapmaları göstermek için yapmıştır. Ama en çok Oğuzca'ya yer vermesi hem Oğuzların nüfus olarak kalabalık olmasından hem de eserini yazdığı, sonlandırdığı Bağdat'ta Selçuklu hakimiyetinin bulunmasından kaynaklanıyor. Yani Kaşgarlı Mahmut dönemin süper gücünün Selçuklular olduğunun farkındadır. Bağdat'ta evet bir Arap halifesi vardır ama yönetim tamamen Türklerin, Selçuklu Türklerinin elindedir. Eserinin başında zaten bir hedef koyuyor Kaşgarlı Mahmut. Araplara Türkçe'yi öğretmek gibi bir hedef. Bunu ön sözünde söylemese bile, ön sözünde eserinin yazılma maksadını Türkçenin Arapça ile at başı gittiğini göstermek olarak belirlese de eserin ortaya konmasının sebebi elbette ki Araplara Türkçe'yi öğretmek. Peki niye böyle bir duygunun içindedir? Evet, bir üstünlük düşüncesi, algısı Kaşgarlı Mahmut'un kendisinde vardır. Çünkü o dönemin süper gücü Türklerdir. Sadece Selçuklu Devleti değil, bir taraftan Karahanlı Devleti, bir taraftan Gazneli Devleti hala varlığını sürdürmekte ve Orta Asya'nın en uzağında Hindistan dahil olmak üzere ta Anadolu'ya kadar kesintisiz bir coğrafyada farklı boyların bir hakimiyeti söz konusudur. Kaşgarlı bütün bu Türk dünyasını gezen bir kişi olarak bu üstünlüğün farkında olarak kendi dilini ön plana çıkarmak yoluna gitmiştir ki hedef kitlesi olarak da ilk olarak kendine Arapları seçmiştir. Bazı bilgilere göre Kaşgarlı Mahmut eserine bitirip halifeye sunduktan sonra 1080 yılında Kaşgar'a geri dönmüştür. Burada Mahmudiye Medresesini kurup dersler vermiş, 1105 yılında 97 yaşında vefat etmiştir. İddiaya göre Kaşgar şehrinin güneybatısında Opal köyünde bulunan Mahmudiye mezarlığına gömülmüştür. Kaşgarlı Mahmud'a atfedilen mezar ve türbe oradaki halk tarafından Hazreti Mollam adıyla bilinmektedir. Bu türbenin Kaşgarlı Mahmut olduğuna ait olduğunu, Kaşgarlı Mahmut'a ait olduğunu Muhammed Sadık Kaşgari'nin Hediyename adlı eserinden hareketle bize söylemektedir. Sadık eserini bu türbeye hediye ederken şu bilgileri verir. Ben 114 yaşındayım. Sadece ilim zihniyetiyle hazırlanmış 6 defterden müteşekkil olup sayfaları itinalı ve güzel bir biçimde yazılan, paha biçilmez ve altın parayla satın alınmış varlığım sayılan Mesnevi Şirip adlı bu kitabımı Kaşgar'ın Opal bölgesinde dağ yamaçlarında bulunan Arık Bulak yanına gömülmüş Hazreti Mevlam, dinin güneşi Hüseyinoğlu kalem sahibi Kaşgarlı Mahmud'un türbesine vakıf ve ebedi olarak armağan ettim.
Hayatı hakkında ancak bu kısa ve özet bilgilere sahip olduğumuz Kaşgarlı Mahmud'un hepimizin bildiği üzere Divan Lugat Türk, yani Türk lehçelerinin derlemi, divanı adını verdiği bir eseri, bir de bugün elimizde olmayan Kitab-ı Cevahir-ül Nahf Fil Lugat-ı Türk isimli bir eseri daha var. Ama maalesef bu ikinci eser bugün için kayıptır, elimizde yoktur. Diğer eseri, demin bahsettiğimiz Divan-ı Lugat-ı Türk'tür. Kaşgarlı Mahmud'un türbesiyle ilgili daha geniş bilgi bulmak isteyen arkadaşlar, çok basit bir aramayla net ortamda, internet ortamında hem türbenin fotoğraflarına hem de Kaşgarlı Mahmud'a ait olduğu varsayılan mezarın görüntülerine rahatlıkla ulaşabilirler. Peki, Divan-ı Lugat-ı Türk nasıl bir eserdir? Eserin tek nüshası var. O da İstanbul'da Millet Kütüphanesi'nde bulunuyor. Bu tek yazma nüsha bir tesadüf sonucu Ali Emiri tarafından bulunuyor ve bulunduktan sonra Kilis-i Rifat tarafından düzenlendikten sonra basılıyor. Eserin elimizde başka nüshaları bulunmamasına rağmen aslında başka nüshaların varlığından başka eserlerden hareketle bilgi sahibi olabiliyoruz. Katip Şelebi, Keşf-i Zûn'un Bedrettin Ayni İktülgüman Fitari'l Ehli Zaman isimli eserlerinde Divan-ı Lugat-ı Türk'ün farklı nüshalarından alınmış bazı parçaları vermişler. Bu parçalardan ve Divan-ı Lugat-ı Türk isminin farklı şekilde yazılmış olmasından hareketle Divan-ı Lugat-ı Türk'ün başka nüshaları olduğunu da düşünüyoruz. Bilim adamları böyle bir düşünceye sahip. Ama maalesef tıpkı diğer eseri gibi Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk'ün de bu nüshaları bugün için kayıptır, elimizde yoktur. Tek elimizde bulunan nüsha Millet Kütüphanesi'ndeki nüsha. Eser 1072'de yazılıyor. 9 Ocak 1077'de tamamlanıyor ve Abbasi halifesi Ebu'l-Kasım Abdullah bin Muhammed El-Muktedi bin Emirillah'a sunuluyor. Eserin istinsahı Saveli Muhammed bin Ebi Bekir İbni Ebi'l-Feth tarafından 1266'da Şam'da yapılıyor. Eser Türkçeden Arapçaya ansiklopedik bir sözlük. Eserin giriş kısmında Türk sözlük bilimi ve lehçe biliminin prensipleri açık bir biçimde ortaya konduktan sonra Türk gramerinin yapısı, lehçe grupları ve bu lehçelerin coğrafi konumları hakkında bilgi veriliyor. Kaşgarlı Mahmud bu lehçelerin konuşulduğu yerleri göstermek için bir de bir dünya haritası çizmiş ve bunu eserine koymuştur. Bu haritada Türk boyları en doğudan en batıya kadar sırayla gösterilmiştir. Bunu da şu cümlelerle ifade ediyor. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğli, Yama, Kırgız boylarının dillerini ve kafiyelerini belleyerek faydalandım. Öyle ki bende onların her boyun dili en iyi yolda yerleşmiştir. Ben bu kitabı Hikmet, Seci, Atalar Sözü, Şiir, Rezeç, Nesir gibi şeylerle süsleyerek hece harfleri sırasınca tertip ettim. Arayan onu yerinde bulsun, onu sırasında arasın diye her kelimeyi yerli yerine yerleştirdim. Derinliklerini, alanı çıkardım. Katılıkları yumuşattım diyor. Şöyle bir yöntem izliyor Kaşgarlı Mahmud eserinde. Önce kelimenin isim ve fiil oluşuna göre bir düzen koymuştur. Bunların da tek heceli, iki heceli, üç heceli, yedi heceli oluşuna göre bir tertibi var Arapça vezinlere göre. Önce isimleri bu vezinlere göre, sonra da fiilleri yerleştirdikten sonra kelimeyi veriyor. Kelimenin Arapçadaki karşılığını açıklamasıyla veriyor. Ardından da bu kelimeyle ilgili varsa Türkçe bir
hiçbir şey bulamazsa, bir atasözü, hiçbir şey bulamazsa da kendi bir cümle ile bu kelimeyi örnekleyerek bu kelimeyle ilgili açıklamasını bitirir. Yani Kaşgarlı Mahmut bir taraftan kelimeyi öğretirken, örneklerken bir de aslında bir sözlük yöntemi koymuş olur ortaya. Kaşgarlı Mahmut'un sözlüğünü biz örnekli, öğretimli bir sözlük olarak nitelendiriyoruz bugünkü bilgilerimiz ışığında. Daha 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tabii ki farklı kaynaklardan yararlanarak eserini yazıyor. Örnek var önünde. Yararlandığı kaynaklarda, önemli kaynaklarda Arap sözlükleri, Arap sözlükçülük geleneğinden yararlanarak eserini kaleme alıyor ama kendisi buna ilaveler yapıyor. Ve eserini örnekleyerek de daha çok yararlanılacak bir hale, bir şekle koymuş oluyor. Eserini Türkçenin konuşulduğu coğrafyalarda ve Türk İslam aleminde Arapçanın din dili olmasından kaynaklanan yaygınlığına karşı bir direnç noktası olarak oluşturuyor Kaşgarlı Mahmut. Eserinin hedefini demin de ifade ettim. Türkçenin Arapça ile at başı gittiğini göstermek olarak belirliyor. Kaşgarlı bu hedefine ulaşmada karşılaştırmalı dilcilik yoluna başvurup Türkçenin Arapça eşitliğini, Türkçenin inceliklerini Arapça gramer ölçülerine göre ortaya koyarak ve bunları Türkçenin sözlü geleneğinden aldığı örneklerle kanıtlayarak gösteriyor. Eserinin hemen başında Türklük bilinci ve Türkçe'ye bakış açısını ortaya koyan şu cümleler vardır. Bakın, 11. yüzyılda bugünkü bilgilerimizle ya da bugünkü kavramlarla bir milliyetçilik anlayışından belki söz edilmeyebilir. Yani bugünkü kavramları 11. yüzyıla elbette ki taşımamız ya da 11. yüzyılı bugünkü kavramlarımızla açıklamamız belki mümkün olmayabilir. Ama Türk milliyetçiliği fikri, milliyetçilik fikri daha Orhun yazıtlarından başlamak üzere bütün Türkçe yazılı metinlerde karşımıza çıkan bir olgu. Belki bugünkü milliyetçilik olgusuyla evet açıklanmayabilir ama bu bir duygu, bir yaşam biçimi, bir yaşam tarzı, bir his. Bakın Kaşgarlı Mahmut hem Türkçeyle hem Türklükle ilgili hangi duygularını nasıl ifade ediyor? Şimdi bundan sonra Mahmut bin Hüseyin Muhammed der ki, Tanrı'nın devlet güneşini Türk burçlarında doğurmuş olduğunu ve onların mülkleri üzerinde göklerin bütün tegirelerini döndürmüş bulunduğunu gördüm. Bakın bu bir üstünlük algısıdır. Önce bunu koyuyor. Yani dünyayı Türkler yönetiyor o yüzyılda. En azından tanıdığı, bildiği coğrafyanın içerisinde. Tanrı onlara Türk adını verdi. Ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı. Dünya milletlerinin idare yularını onların ellerine verdi. Onları herkese üstün eyledi. Çok açık değil mi bu cümlelerde üstünlük algısı? Farkında, her şeyin farkında. Kendilerini hak üzerine kuvvetlendirdi. Evet, burada bir de artık bu millet düşüncesinin yanında Kaşgarlı Mahmut'la mensup olduğu dinin verilerine bir isnat var, bir dayanma var. Evet, bir üstünlük var ama bu üstünlük Allah tarafından kendilerine verilmiş ve hak üzerine olmak şartıyla kendilerine verilmiş ve bu şekilde onlara kuvvet bahşedilmiş bir üstünlük. Bu olmazsa bu olmayacaktı. Onlarla birlikte çalışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları her dileklerine eriştirdi. Bakın, Türkiye dost olmak, başka milletler için kendi dileklerine erişmek için yaratıcı tarafından verilmiş bir bağış. Bu kimseleri ayak takımının şerrinden korudu. Okları dokunmaktan korunabilmek için aklı olana düşen şey bu adamların tuttuğu yolu tutmak oldu. Derdini dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için onların diliyle konuşmaktan başka bir yol yoktur. Bakın, Türkçenin önemini tanrısal bir olguya
nasıl bağlıyor? Bir kimse kendi takımından ayrılıp da onlara sığınacak olursa o takımın korkusundan kurtulur. Bu adamla birlikte başkaları da sığınabilir. Yani Allah'ın güç kuvvet verdiği ve seçtiği Türkler başka milletlerin hamisidir de ve Türklerin himayeti altına girmiş herkes de Allah'ın Türklere bahşettiği bu lütuftan kendisi de yararlanıyor. Yararlanmak hakkını elde etmiş oluyor. Peki Türklerin diliyle konuşmanın ne kadar önemli olduğunu ifade ettikten sonra Türkçenin öğrenilmesi niye gerekli? Bir de buna bir atıfta bulunuyor. Bu atıfını da bir hadisten destek alarak yapıyor. Şöyle diyor, and içerek söylüyorum. Ben bunları Buhara'nın sözüne güvenilir imamlarının birinden ve başkaca Nişapurlu bir imamdan işittim. İkisi de senetleriyle bildiriyorlar ki, Peygamberimiz kıyamet alametlerini, ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada Türk dilini öğreniniz. Çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır buyurmuşlardır. Bu hadis doğruysa sorgusu üzerlerine olsun. Türk dilini öğrenmek vacip bir iş olur. Yok bu söz doğru değilse akıl da bunu emreder. Şimdi biliyorsunuz hadislerde hadisin doğruluğunun kanıtlanabilmesi için bir silsilenin olması lazım. O nedenle Kaşgarlı Mahmut bu hadisi naklediyor ama bunun güvenirliğini iki tane imama dayandırıyor. Onların da bunların doğru olduğuna, bu hadisin doğru olduğuna ilişkin senetlerinin olduğunu ifade ediyor. Çünkü eğer yanlış hadis naklederse günaha düşmüş oluyor ki zaten bunu da ayrıca belirtiyor. Diyor ki eğer öyle değilse bunun sorumluluğu onlara olsun diyor. Ama diyor ki devamında bu hadis doğruysa peygamberin sözüne uymak yani Türkçeyi öğrenmek zaten vaciptir, gereklidir, mutlak olması gereken bir şeydir. Yok eğer değilse akıl bunu emreder. Neden? Çünkü dönemin hakim gücü zaten Türklerdir. Dolayısıyla onlarla anlaşabilmek, geçinebilmek, onlarla ilişki kurabilmek, onların dilini bilmekten geçer. Bu mesajın birinci muhatabı o dönemde Türklerin idaresi altında olan Araplardır. Peki başka muhatapları var mıdır? Elbette ki vardır. Türk coğrafyası içerisinde bulunan, Türk kültür dairesi içerisinde bulunan ve Türk olmayan bütün unsurlar bu mesajın ayrıca muhatabıdır. Kaşgarlı Mahmut, Türklerin adıyla ilgili, Türk adıyla ilgili de bir hadis naklediyor ve Türk'ün üstünlüğünü ortaya koyarak Türk adının kökenini açıklamaya çalışıyor. Bunun için de şu cümleleri naklediyor. Bize ad olarak Türk adını Tanrı vermiştir dedik. Çünkü bize Kaşgarlı Halefoğlu İmam Şeyh Hüseyin, ona da İbnül Gurki denilen kimse, İbn-i Dünya demekle tanınan Şeyh Ebu Bekir, İl-Muhidil Cürcani'nin ahir zaman üzerine yazmış olduğu kitabında Ulu Yalavaca yani peygambere tanıklıkla varan bir hadis yazmıştı. Hadis şöyledir. Yüce Tanrı, benim bir ordum vardır. Ona Türk adını verdim. Onları doğuda yerleştirdim. Bir ulusa kızarsam Türkleri bir ulus üzerine musallat kılarım diyor. İşte bu Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü Tanrı onlara ad vermeyi kendi üzerine almıştır. Onları yeryüzünün en yüksek yerinde, havası en temiz ülkelerine yerleştirmiş ve onlara kendi ordum demiştir. Bununla birlikte güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlamak, sözünü yerine getirmek, sadelik, övünmemek, yiğitlik, mertlik gibi övülmeye değer sayısız iyilikler görülmektedir. Bakın, Türk'ü bir taraftan bütün ahlaki özellikleriyle, bütün değerleriyle anlatırken, tarif ederken bu özelliklerinin tamamını ilahi bir kaynağa yani
Tanrı'ya, Allah'a bağlamıştır. Bu Kaşgarlı Mahmud'un kendi fikri değildir. Bu Türklerin ilk yazılı kaynaklarından beri bildiğimiz tanrısal olmalarıyla, Tanrı'dan kut almalarıyla ve kendilerini bu yüzden seçkin görmeleriyle ilgili bir durumdur. Bir hükümdarın hükümdar olabilmesi, onun Tanrı'dan kut alabilmesiyle ilgilidir. Kut almamış hiçbir hükümdarın iktidarı meşru değildir ve sürekli tartışılır. Bakın, Türk kültür tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Timur, hiçbir zaman sultan, hükümdar gibi adlarla anılmamıştır. Emir Timur'dur. Sebebi, Han soylu, yani seçilmiş olan Han sülalesinden olmamıştır. Küregendir. Damatlık yoluyla, küregenlik yoluyla, yani Han sülalesinden biriyle evlenmek yoluyla ancak devleti idare edebilmiştir. Ama Timur'un üstünde bir hükümdar vardır. Bunu bilmemiz lazım. Her ne kadar devletin bütün yönetme yetkisi kendisinde olsa bile. Kaşgarlı Mahmud'un ifade ettiği işte bu kültürel aktarmanın kendisinde ortaya çıkmış biçimidir. Ha, bunu neye dayandırıyor? İslami bir anlayışla hadise dayandırıyor. Böylece buna da bir meşruluk katıyor. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un bize ifade ettiği sınırlar çerçevesinde bir Türk kültür havzası var. Sınırları nedir? Hangi unsurlar içine alıyor? Kısaca buna değineyim. Yine kendi ifadelerinden hareketle buna bir değinme yapacağım. Ben doğudaki kabilelerin her birinin coğrafi bölgelerini de bildirdim. Onlar batıdan doğuya listelendi. Rum'a en yakın olandan başladım. Yani en batıdan. İlki Beçenek. Sonra Basmıl. Sonra Kay. Sonra Yabaku. Sonra Tatar. Sonra Kırgız. En sonuncusu Çin'e en yakın olandır diye Türk kültür dünyasının, Türk kültür havzasının sınırlarını önce belirliyor. Devam ediyor. Çin'e en yakın olandan. Sonra Çiğil. Sonra Toksu, sonra Yağma, Oğrak, Çaruk, Çömül, Uygur, Tankut, Hıtay, Çin, Çin'in içinde Tavgaç, Maçin. Bu boylar güney ile kuzey arasında bulunur. Böylece Kaşgarlı Mahmud 11. yüzyılın Türk dünyasını doğu batı kuzey güney ekseninde belirlemiş oluyor. Boyları içine yerleştirerek. Türklerin yaşadığı toprakların büyük bir kısmı Rum bölgesinin yanından Maçin'e kadar 5000 fersah uzunluğunda, 3000 fersah genişliğindedir. Bu da toplamda 8000 fersah yapar. Ben bütün bunları bilinsin diye dünya şeklindeki haritada gösterdim diyor. Divan-ı Lügat Türk'ü bulan ve yayınlanmasına izin veren Ali Emir'i, Divan-ı Lügat Türk'ü kendisinden başka kimse görmeden bu eseri şöyle tarif eder. Arkadaşlar, size arz ediyorum. Bu kitap değil. Türkistan ülkesidir. Türkistan değil, bütün cihandır. Türklük, Türk dili bu kitap sayesinde başka bir revnak kazanacaktır. Arap dilinde Seyyibuhi'nin kitabı neyse bu da Türk dilinde onun kardeşidir. Türk dilinde şimdiye kadar bunun gibi bir eser yazılmamıştır. Bu kitaba kıymet vermek lazım gelse cihanın hazineleri yetmez diyor. Bu kadar önemli bir eser. Divan-ı Lügat Türk 11. yüzyıl Türk dünyasının dış yapısını neredeyse bütün ayrıntılarıyla kaydederek bize sunarken Yusuf Hasacı'nın kaleminden dökülen bir inci denizi olan Kutadgübilik bu dünyanın iç tarafını, devlet insan, toplum insan, insan ilişkileri, insan-insan ilişkileri bağlamında ve kut ekseninde bu kültür dünyasını bize nakleder. Bir sosyal kurum olarak Türk devlet anlayışı, Kutadgübilik'te Yusuf Hasacı'nın kaleminden ait olduğu kün toplu öktülmüş ve otgurmuşuz şahsiyetler etrafında cisimlenir. Bu devletin önemli bir parçası olan Yusuf, eserinde kendini gizlemiş, olan biteni usulca bir yönetmen edasıyla
okuyucunun seyrine sunmuştur. Ne yazıktır ki yazar hakkında elimizdeki bilgiler sadece eserindeki birkaç ipucundan ibarettir. Bu bilgilere göre Yusuf Balasagunlu Kuzorduludur. Asil bir ailenin üyesi olup ilim tahsil etmiş, toplum içinde kabul görmüş bir alimdir. Eserinin çoğunu Balasagun'da yazmış, sonra Kaşgar'a giderek orada tamamlamış ve Tavgaç Ulu Burahan'a eserini teslim etmiştir. Elimizdeki bilgilere göre 1019 tarihinde doğmuş fakat ölüm yılı bilinmiyor. Eserdeki şahıslara bakıldığında, Kutat Kubilik'ten bahsediyorum, Aytoğlu'nun Yusuf Has Hacip'i temsil ettiği varsayılabilir. Yusuf'un Aytoğlu gibi hükümdarın hizmetine girmek için yolculuk yapması, saraya girmesi ve kendini kabul ettirmesi gibi olaylar bu ilgiyi kurmamıza bize yardımcı oluyor. Kutat Kubilik yazarın önemli eseri bu ne anlatıyor? Kutat Kubilik, kuta ulaşma bilgisi, kuta ulaştıran bilgi anlamındadır. Bazı bilim adamları saadet bilgisi, mutluluk bilgisi olarak da eserin adını çeviriyorlar. İnsan, toplum ve devlet ilişkisi en ideal şekliyle Kutat Kubilik'te anlatılmıştır. Bu üç olgu arasındaki ilişki, bilgi, ahlak ve cesaretin birleşimi olan erdem sayesinde düzenlenir. Erdemli olmak, kuta ulaşmanın anahtarıdır. Ancak erdem kutun kendisi değildir. Çünkü kut ancak tanrısaldır ve erdeme ulaştıktan sonra ve ancak yine Tanrı isterse kişi oğluna bahşedilir. Şair mesajını çok sanatkarane bir üslupla yarı hikaye yarı temsil tarzında zaman zaman monologlar ve canlı tabiat tasvirleriyle verir. Kendi devrini çok iyi bilen şair yaşadığı çevreden insanları ve olayları da eserine taşımak yoluna gitmiştir. Ila Atlı, Ötüken Bey, Bügü Bilge, Bek gibi ünvanlar, alim, hakim, şair, aşçı gibi insanların görevleri üzerine verilen bilgiler, fikrin desteklemek için naklettiği atasözleri ve deyimler, 11. yüzyıl diplomasi geleneğinden alıp eserine taşıdığı mektuplar, yaşname özelliği taşıyan ve insanın hayat macerasını özetleyen beyitler eserdeki bilgilerden bir kısmı. Kutat Kubilik'te işlenen esas tema ideal insandır. Yusuf Has Hacip kendi devrindeki ideal bir insanda bulunması gereken vasıflar üzerinde durur. Bu insan bütün kötü vasıflardan arınmış ve iyi huylarla bezenmiş bir insandır. Allah'a sıkı sıkıya bağlı, takva sahibi bir mümindir. Zamanının bütün ilim ve hünerlerini öğrenmiş bir alimdir. Bütün alfabeleri ve dilleri bildiği gibi şiir, belagat, hesap, matematik, tıp ve benzeri hünerlere sahip olması gerekir. Kutat Kubilik, sosyoloji, siyaset ilmiyle ilgili bir eserdir. Bundan dolayı kelime kelime mutluluk bilgisi, mesut olma bilgisi anlamına gelir. Fakat terim olarak siyasetname anlamı da taşır. Eserin yazılış amacı şu cümlelerle ifade edilir. Eserin orijinalindeki şekliyle değil ama tercümesinden, Türkiye Türkçesine aktararak söyleyeyim. Kitabın adını Kutat Kubilik olarak koydum ki okuyanın hem elinden tutsun, ona yardımcı olsun, hem de onu mutlu etsin. Sözümü ben söyleyip kitap yazdım. Bunu size arz ettim ki her iki cihanda da, yani hem bu dünyada hem ahirette size yardımcı olsun. Eserin tamamı, demin adları geçen dört kişinin birbiriyle konuşmaları ve çeşitli konular üzerinde fikirlerini temsil ettikleri kavramlar çerçevesinde aktarmaları üzerine kurulmuştur. Şimdi bu iki temel eser ne ifade ediyor, hangi konuları ele alıyor ve 11. yüzyıl Türk dünyasından ne gibi şeyler bize aktarıyor? Her iki eser de kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alıyor.
Divan-ı Lügat Türk'ü yazan Kaşgarlı Mahmut hemen eserinin basın diye eserini Hemze ile başlattığını ifade ediyor. Yusuf Has Hacip ise Kutadgu Birlik'te bir taraftan Kur'an'dan bazı ayetleri ve hadisleri o günün Türkçesiyle bize aktarırken kitabın başlangıcını hemen Türkçe şu ifadelerle besmele ile başlatır. Bayat atı birle sözlük başladım, törütgen, igitgen, keçürgen idim. Yani Allah'ın adıyla söze başladım, yaratan, besleyen ve günahları affeden Tanrım sözleriyle, besmeleyle, Türkçe bir besmeleyle sözlerine başlar. Yani her ikisi de aslında kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Divan-ı Lügat Türk'te Türklerin özellikleri ifade edilir. Günlük hayattan bir takım tablolar ve tasvirler bize aktarılır. Türkler sporcudur. Ata binerler, ok atarlar, başka savaş oyunları oynarlar. Yuvarlak bir şekil verilen ve üzeri keçi kılıyla kaplı malzemelerden yuvarlak hale getirdikleri topa benzer bir nesneyle ayak topu oynarlar. Buna da tepük derler. Yani tepmek fiilinden tepik. Buna vurarak bir şekilde bugün bizim oynadığımız futbola benzer bir oyun oynuyorlar. Yine at üzerinde ellerinde bir sopayla, çevgan denilen bir sopayla bir oyun daha oynarlar. Bu da polo. Bizim bugün bildiğimiz polo oyunu. Yani her iki oyunun temelinde de Türklerin olduğunu söylemek mümkün. Türkler günlük yaşantılarında son derece kibar insanlardır. 11. yüzyılın Türklerinden bahsediyorum. Genelde böyledirler ama oturmalarına, kalkmalarına son derece dikkat ediyorlar. Birbirleriyle karşılaştıklarında önce selamlaşırlar. Ama birbirlerine adlarını sormaktan önce başka bir şey yaparlar arkadaşlar. Boy kim diye sorarlar. Yani hangi boydansın? Bu şu anlama geliyor. Türklerde boy mensubiyeti attan daha önemli. Yani önce seninle temas kurabilmesi için kendinden olduğunu bilmesi ya da hangi boydan olduğunu bilmesi gerekiyor. Ondan sonra temas kuruyor. Bu önemli. Yani bir tanışma faslı var. Tanışma faslında da öne çıkan şey kendi boyu. Devlet işlerinde tanışma daha resmi. Bu resmi tarafı da Kutadgu Birlik'ten öğreniyoruz. Bir devlet adabı, bir devlet erkanı var. Hükümdar çağırmadan içeri girilmiyor. Hükümdar söz vermeden söz verilmiyor. Sormadan cevap verilmiyor. Bütün bunlara Kutadgu Birlik'te değinmeler var. Giyim kuşam son derece düzgün. Giyim kuşama sahipler. Renkli giyinmeyi seviyorlar. Elbiselerini ütülüyorlar. Evet, kızgın demirle elbiselerini ütülüyorlar. Yine Kaşgarlı Mahmut buna işaret ediyor. O kullandıkları malzemeye de, elbiseyi ütülemek için kullandıkları malzemeye de, alete de ütük diyorlar. Yani bizim bugün bildiğimiz ütü kelimesiyle birebir aynı. Tekstil işlerinde boya kullanıyorlar. Yani elbise boyuyorlar. Bunu da biliyoruz. Renklerin insan bedeni ve psikolojisi üzerinde etkilerinden haberdarlar. Yeme içme çok önemli. Kaşgarlı Mahmut yemeyle içmeyle ilgili bir sürü yemek adı sıralar. Bu arada bazılarının tarifini verir. Tutmaç, bugün bildiğimiz bir çorba, sımsırak, mün, daha bir sürü yemek adı Divan-ı Lügat Türk'te sıralanmış. Kutadgu Birlik'te devlet geneliği içerisinde yer alan resmi yemekler, davetler, düğünler, bunların hepsi ayrı ayrı ifade edildikten sonra hangi davete gidip gidilmeyeceği, niye gidip gidilmeyeceği, gidilirse nasıl davranılması gerektiği hepsi ayrı ayrı belirlenmiş, işaret edilmiş. Akıl, bilgi ve erdem çok önemli, çok önemli. Dil çok önemli bir olgu. Dilin kullanılması, nasıl kullanılması gerektiği, bunların üzerinde ayrı ayrı son derece ince bir şekilde durulmuş. Atasözlerine yer verilmiş, her iki eserde de deyimler sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Ve bu iki eser 11. yüzyılın Türk 11. yüzyıl Türk dünyasının hem iç yapısını hem dış yapısını bütün kültür kodlarıyla ortaya koyuyor. Ama bu iki eserin yazılma amacı da Kutadgu birlikte aslında çok özet bir beyitle ortaya konuyor. Şöyle diyor Yusuf Has Acip: Bilik bil, kişi bol, bedütgül özin, ya yılkı atangıl, ya kişi de yara, yıra. Yani bilgi sahibi ol, bu sayede adam ol, böylece kendini yücelt, ya da hayvan olarak adlandırılırsın, bu durumda insanlardan uzak dur. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.